Ferman. Ferman. Evet. Bu sefer benden. Ama bir dahakiler senden. Anlaştık mı canım? Hazırız biz. Retropulsiyon. Ne? İşaret parmağını oynattı. Yani ne demek bu? Ha, bir şey demek değil. Kasları ölürken normal bir tepki. Yo, hipoksi sonucu olabilir. Ya da elektrolit dengesizliği. Ya da hatta beyin aktivitesi. Yine de biz çok heyecan yapmıyoruz değil mi doktor bey? EEG sonuçlarında bir değişiklik yok sonuçta. Geri takın. Soner Bey, 10 yıldır denemediğimiz test kalmadı Mine Hanım için. Eğer zaten bir şans olsaydı biz şimdiye kadar... Nazlı Hanım, geri takın. Hemen geri takın. Nesini takmamız gerekiyorsa hemen geri takmamız lazım. Tekrar takın. Tamam. Tamam, lütfen takıyorum. Açıyorum. Ferman Hoca uyandı. Ferman Hoca uyandı. Ben gidiyorum. Test sonuçları çıksın. Geçmiş olsun. Haberleşsin. Ay dur. Ne yaptın? Ne yaptım? Vazgeçirdin Soner Bey'i. Ne kadar zor ikna etmişti Ferman Hoca. Neye ikna etmişti? Tamamen umudunu kesmesine mi? Hayatına devam etmesine. Adam 10 yıldır nöbet tutuyor ya. Bu da 10 yıl. İşini gücünü bütün hayatını bıraktı. Bak dopamin seviyesi nasıl da yükselmiş, gördün mü? Makineyi çektiğimizde adrenal bezler salgılamıştır. Ama aynı zamanda bir sinir ileticisidir dopamin. Beyin aktivitesinin arttığını gösteriyor. Bütün vücudunda radyoaktif CD taraması yapılmalı ve dopaminin kaynağını bulmalıyız. Evet, bu. Ali, ben de Ferman Hoca'ya koşmak istiyorum ama bir dur. Bak, daha fazla test yapamayız Mine Hanım'a. Vaka bitti. Kadının anevrizması patladığında bitti 10 yıl önce. Bizim artık Soner Bey'e yardım etmemiz lazım. Katılmıyorum. Bütün testleri yapmadan, tamamen emin olmadan hiçbir şekilde kaslığın ölmesine karar veremeyiz, tamam mı? Testleri yap Nazlı. Ferman Hoca çok kızacak. Evet, çok kızacak. Elime bak dedi. Bakmadım. Ali hayır. Sen testlere bak, tamam mı? Ben Ferman Hoca'mın yanına gidiyorum.
Demek doktorluk yapamayacak artık, öyle mi? Hayır efendim, cerrahlık yapamayacak. Başka bölümde çalışabilir. Çok fena yıkılacak ama. Ben her ihtimale karşı sakinleştirici bir şey hazırladım. Söylediniz mi? Yok, seni bekledik. İyi mi? Yeni ayılıyor da. Arkadaşlar biraz sakin olur musunuz? Girip ne olduysa söyleyeceğiz. Başka çaresi var mı? Ha? Yok. İşaret parmağını kaybettin diyeceğiz. Başka bir fikri olan? Selvi, sesimi duyarsan da al, tamam? Tamam hocam. Hadi. Günaydın Ferman. Ameliyat. Sen bu konularla ilgili kendini yorma lütfen. İki ünite kan kaybettin. Grade 4 dalak yaralanman vardı. Ama dalağınızı kurtardık. Dalağınız iyi durumda. Siz iyi misiniz? Bileğinde çok ciddi bir penetran travman vardı. Baş parmağını kurtardık. Ama işaret parmağını... İşaret parmağını siniri, iskemi... Ferman. Kalem verin bana. Fermancığım. Bana bakmayın öyle, lütfen kalem verin bir tane. Ferman yeter. Ferman. Yeter. Yeter. Bitti mi cerrahlık? Hocam çok iyi. Psikolojik destek ve rehabilitasyon şeylerimiz var hocam. Destek programlarımız var. Onlara... Ve hangi bölümü istersen oraya geçebilirsin. Onkoloji, dahili hepsi seni almaya hazır. Anladım. Ferman. El cerrahisi kitaplarım lazım. Tablet lazım. Ben getiririm. Ben gider getiririm hocam. Gider alırım hocam ben. Ferman, bak. Kendine sakla. Bu sinir onarılacak. Anladın mı beni? Tamam. Tamam Ali. Ferman dinlensin şimdi. Daha yeni ayıldı zaten. Bunu sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam mı?
Hadi dışarı. Senden vazgeçmeyeceğim. Sen benden vazgeçmiş olabilirsin. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Ay, emin misiniz? Hiç öyle bir tepki vermedi Servi. Ya. Şokta mı acaba? Şokta falan değil. Sadece durumu kabullenmiyor. Haklı da. Peki onarabilir misiniz elini? Gerçekten. Bir yere kadar evet. Sadece işaret parmağı ve baş parmak omonkulusta çok ciddi yer kaplayan merkezler. Hareket kabiliyetinin bir kısmı geri gelir ama cerrahlık yapamaz. Ama eli tutacak. Elbette. Yani çatal, kalem gibi şeyleri kullanabilir. Ama dikiş atmak gibi kompleks hareketleri maalesef yapamaz. Parmağın yaşayamaz öyle. İşine aşık biliyorsun. Ben biliyorum. Benim yüzümden Ferman Hoca'nın parmağı iskemi oldu. Benim yüzümden. Eğer ameliyatta müdahale etseydim... Ali, iç kanaması vardı. Durdurmasak ölecekti biliyorsun. Hayır. Ameliyatta bana ilk olarak elime bak dedi. Elim dedi. Ali dedi elime bak dedi. Ben eline bakmadım. Benim yüzümden oldu. Benim hatam. Benim yüzümden Ferman Hoca'nın kariyeri bitemez. Bu bir çözüm bulacağım. Nasıl? Bilmiyorum. Şu an nasıl olacağını bilmiyorum ama bir yol bulacağım. 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 Sen mi durduracaksın ben mi? Yok sıra sende bu sefer. Bak bak geliyor. 3 2 1 Hop 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 hop. Dur ver şunu ya. Sarı niyeceye bak sen ya. Ver şunu. Ver. Bak ben senin iyiliğin için yapıyorum. Bir insan bu kadar fazla aranmaz. Sapık sanacak seni. Ay evet açı ya. Nerede? Merak etmeye başlıyorum. Ay sanki tanımıyorsun sevgilini. Kaza yerinde bıraktılar diye alındı gitti işte gelir. Akşam eve gelmedi. Yani Ali Emre karşı geldi. Onun ceza alması lazım. Demir'e ne oluyor ki? Al canım. Şimdi de işe gelmediği için ceza alacak. Salak. Pardon. Doktor Bey. Buyurun. Çok heyecan yaptım şu anda. Rica etsem bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Sebep? Ben dün televizyonda gördüm sizi. Kaza yerinde kahraman bir doktor var dediler. Yani siz de çok öyle görünüyordunuz. Sağ olun da siz Ali Vefa'yı arıyorsunuzdur kesin. Ve kahraman falan, mucize falan. Ona derler öyle şeyler. Siz buradan devam edin. İleride sağda onu göreceksiniz. Yok yok. Yani ben size geldim. Doruk Özütürk. Araştırdım. Benim. Evet. O zaman ben o tarafa geleyim. Fotoğraf çekilelim. Buyurun buyurun buyurun. Gelin ya gelin gelin. Sen biz çekersin. Telefonunuzu istiyorsanız alayım. Tamam tamam. Şöyle. Ama böyle olmaz ya. Hanımefendi gelmiş o kadar birazcık yaklaşın. O zaman bir saniye, bir saniye. Şey yapalım, çekin. Buyurun. Tamam, çekiyorum. Evet.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakayım şöyle. Saçlarım. Ay evet. Ali Vefa aşıyor koridordan sağdan. Siz olsun. Sor ben miyim? Hiçbir şeyim yoktu. Teşekkür ederim. Bilz Hanım. Vusat Hanım Ali'yi tehdit ediyor. Anlamadım. Ben de yeni öğrendim. Geldiğinden beri yapıyormuş. İstediğimi yapacaksın yoksa Ferman'ı kovarım, Nazlı'yı kovarım. Böyle böyle şeyler, şantaj, tehdit. Nazlı, bunlar çok ciddi suçlamalar. Emin misin? Kendim gördüm onları karşı karşıya. O kadar sert bakıyor ki Ali'ye. Peki neden, derdi neymiş? Kızıyla arkadaşlık yapmasını istemiyor Ali. Otizm yüzünden. Kanıt var mı? Bilmiyorum. Nazlı, bana Ali'yi yollayabilir misin hemen? Teşekkürler. Bu arada beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ne yapacaksın ustad? Tendon grafti sorun değil. Omuz, ayak bileği ya da sırtından istediğimiz esneklikte ve dayanıklıkta tendon bulabiliriz, evet. Ali, sinir grafti takacağız. Asıl önemli olan o. Hiç o riske girmemize gerek yok. Kök hücre nakli yapacağız. İki sene sürer iyileşmesi. Ferman o kadar dayanır mı sanıyorsun? Tamam. Sinir grafti o zaman. Kaburgasından alırız. Dayanıksız. Üstelik çok ağrısı olur. Çıkarmak zorunda kalırsın. Buldum. Tamam, buldum. Sural sinir. Evet, bacağından alırız. Hem uzun hem de dayanıklı. Bacak grafti. Tam bir garantisi yok ama en mantıklısı bu. Aferin Ali. Ali, Mine Hanım'ın sonuçları çıktı. Beyninde bir aktivite yok. Adrenal bezlerde de yok. Hangi organ salgılıyor dopamini? Tabii. Bak, bir organ salgılamıyor. Tümörü var. O salgılıyor dopamini. Mine Hanım, kanser. Buldum. Kanser olduğu için sevinmedim. Tümörü buldum ya. Ondan sevindim. Gidip haber verelim. Hayır, sen dur sen. Sen Beliz Hanım'a gidiyorsun. Seni çağırdı. Önemli. Biliyorum. Ferman yüzünden iyi değilsin. Ben de öyle. Vusat'ın sana neler yaptığını biliyorum. Doğru mu? Ali. İlk geldiği günden beri. Hepsinin hesabını soracağım ama bana her şeyi anlatman lazım Ali. Keşke bir kanıtımız olsaydı. Aslında bir kanıtımız var. Nasıl bir kanıt? Adil Hocam'ın yaptığı son iyilik.
Giderken bir disk bırakmıştı bana. Ama ben günlerce açamadım. Ya yapamayacağım bir şey istediyse benden. Ya onu hayal kırıklığına uğratırsam diye açamadım. Ama sonunda onu o kadar özledim ki bir kere göreyim yeter dedim. Ne çıkarsa çıksın. Yeter ki sesini duyayım bir kere. Vallahi ben bu hayatta bir kendime güvenirim. Sonra oğlum Ali'ye, bir de arkamdaki şu kameraya. Ama bana geri verin olur mu? Sana bir sürü şeyi geri vereceğim Ali. Ben Ferman hocama gideyim. Kadını yaşam destekten çıkarmayacak mıydınız siz? Parmağı hareket etti hocam. Dopamin seviyesinin yükseldiğini görünce de beyin aktivitesi olmadığından emin olmak için. Ali bir takım testler istedi. Hem de bugünü buldu bula bula. Doruk nerede? Acilde. Demir? Trafikte kalmış. Kızım siz aynı evde kalmıyor musunuz? Yani sen trafikte kalmıyorsun, o kalıyor öyle mi? Bak, bölümde tek cerrahım. Zaten sinirim tepemde. Bana hemen Demir'i bul. Soner Bey. Maalesef haberler kötü. Eşinizin omurgasına yapışık bir para ganglion bulduk. Yani? Yani parmağını hareket ettirmesi beyin aktivitesi yüzünden değilmiş. Tümörün siniri irite etmesi yüzündenmiş. Tedavi edebilirsiniz ama, değil mi? Yani ameliyat edilebilir tabii. Ancak tümör hem kötü öyle hem de kötü bir yerde. Olsun. Yapın ameliyatı. Soner Bey. Eşiniz masada kalabilir. Böyle bir dayanıklılığı yok. Hiçbir şekilde önermiyoruz. Size daha önce söylediğimiz gibi burada elini tutarak veda edebilirsiniz ona. EEG sonuçlarına baktığımızda bir değişiklik yok ama... Vardı. Parmağını oynattı işte. Sonra o dopamin denen şey. Sonra kanser. Belki yine bir şeyler değişir. Uyanır. Olamaz mı? Bakın. Eşiniz 10 yıldır komada. Yani artık ölüyor. Bedeni iflas ediyor. Kabul etmiyorum. Yapın ameliyatı. Parasını vereceğiz. Bir kere gözden çıkardım. Bir daha aynı hataya düşmeyeceğim. Surat sinirden bir graft yapacağız. Hem dayanıklı hem de uzun. Ya. Üstelik parmak kaslarınıza çok benzeyen quadriceps tendonunuzdan bir kas alacağız. Bu şekilde sadece tek bir bacağınızdan istediğimiz her şeyi halletmiş olacağız. Ferman hocam. Bana kızgın mısınız? Elime bak dediniz. Bakmadım. Değilim Ali. Kızgın değilim, hayatımı kurtardın. Küstüğümü his.
değiliz. Ama hayır. Ne hayır? Sural sinir greftine hayır. Çünkü çok kalın. İşlevi yok. Tam fonksiyon istiyorum Ali. O yüzden sağ ön kol radyal sinirin duyu dalından nakil yapacağım. 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 Bu el benim hayatım. İlk ameliyatta baygındım. Ama ikincisinde buna izin vermeyeceğim. Riske atmayacağım. Kendi prosedürümü kendim uygulayacağım. Ya ne demek o öyle? Kendi ameliyatını kendi yaptıracak. Şöyle mi? Rejyonel anestezi yapalım dedi. Oğlum 4-5 saat sürer o. Ameliyat uzar mı uzar. Mikro cerrahi ameliyatı bu. Ne yapacakmış o zaman? Dayanacak. Dayanamaz. Kimse dayanamaz buna. Çünkü bu sinir ameliyatı, tamam mı? Sinir. Ayık kafayla hiç kimse dayanamaz böyle bir şeye. Kafayı mı yemiş bu ya? Hocam peki bu prosedürün çalışma ihtimali nedir? Sinir ve kaslar doğru. %100. Olur mu bilemem. Ama çalışabilir. Ben de istedim bu ameliyatı genel anesteziyle rahat rahat yapmayı ama Ferman hocam bu. Ben Ferman hocamı tanırım. O bir şey istediği kafasına koyduğu zaman... Ferman hocanı ben de tanırım. Herif kibrinden boğulacak. Niye biliyor musun? Bize güvenmiyor çünkü. İyi tamam. Kendini bilir. Girsin çiğ çiğ ameliyata da göreyim ben onu. Ya ameliyat işe yaramazsa? Yarayacak. Ya yaramazsa? İstifa ederim. Bunu mu duymak istiyorsun? Yok. Sen istifa etmeden ben kovarım zaten seni. Ben ne yapayım ameliyat yapamayan cerrah? O zaman niye soruyorsun? Merak ediyorum. Nasıl baş ediyorsun acıyla? Kızmamışsın, ağlamamışsın, yıkılmamışsın. Nasıl yapıyorsun bunu? Çünkü elimi geri kazanacağım. Neye mal olursa olsun. Ne güzel. Merhaba. Hande ben, sabah Doruk Bey'e gelmiştim. Aa, unutur muyum? Hatırlıyorum tabii. Ben iş başvurusunda bulunmak istiyorum da özgeçmişimi getirdim. Ha, onu insan kaynaklarına vereceksin zaten. Ama burada çalışmak istiyorum ben. Cerrahide. Ne olarak? Ne olursa, işletme okudum ben. Her işi yaparım. Tamam, ben veririm insan kaynaklarına, notunuzu da söylerim. Harika. Bu arada bu zarfı rica etsem Doruk Bey'e verir misiniz? Çok önemli. Tabii veririm. Harika. Çok teşekkür ederim. Bu arada bekleme odası birinci kattaydı değil mi? Evet, birinci. Tamam, o zaman ben gidip orada iş başvurumun sonucunu bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ama o hemen belli olmaz Hande Hanım. Beklemeyin burada. Bu ne ya? Evet efendim, buyurun, sizi dinliyorum. Nedir bu kadar acil olan? Ama çabuk ol, benim çok işim var. Rica ediyorum. Merak etmeyin, bundan sonra olmayacak. Şu anda söylediğiniz her şey kayıt altında. Bu hastaneyi kızınızı oğlum Ali'den uzak tutmak için aldığınızı itiraf ettiniz. Bakalım yönetim kurulu buna ne diyecek? Oğluma bir daha yan gözle bakacak olursanız, derhal bu görüntüleri önce kızınıza, sonra da yönetim kuruluna veririm. Anlaşabildiğimizi umuyorum. Oğlumu kimseye yedirmem. En başından beri çok tuhaf niyetleriniz varmış.
Şimdi ne yapacaksınız? Ay, beni de mi tehdit edeceksiniz? Duygusuz. Taş kalpli. Zorba. Kendinize gelin. Benimle böyle konuşamazsınız. Yok yok. Ben kendimden bahsediyorum. Böyle dedi insanlar bana hep. Haklıydılar da. Ama hiç sormadılar. Yahu bu kadın neden böyle olmuş? Hiç merak etmediler. Ben sevdiğim herkesi kaybettim, biliyor musun? Levent. O benim ilk aşkımdı. Daha geçenlerde polarımda öldü, biliyorsun. Sonra kocam. Evet. Ben ona hiç aşık olmadım. Ama o kadar iyi biriydi ki. Sonra babam. Bir yıl sonra. Şimdi de kızım. Bak. Gitti işte, gördün mü? Tutamadım elimde. Ben hiç sarılmadım ona. Hiç göstermek istemedim sevgimi. Çünkü ben kimi sevsem gitti. O da gider diye korkumdan yani. Halbuki her şeyi ben onun için yaptım. Bak. Bir otizmliyle arkadaşlık etmesini istemedim. Daha kötüye gider diye endişe ettim yani. Yani her şeyi yaptım. Yani elimden ne geliyorsa yaptım ama nerede? Bak kaybettim işte kızımı. Nerede? Ezo nerede? Ben... Bana açıldığınız için çok teşekkür ederim ama... Yine de Ali'ye yaptığınız şeyleri haklı çıkarmaz bu. Eğer bu yaptıklarınız kurulun kulağına gidecek olursa... Yok, gitmez, gitmez. Artık bitti Beliz. Benim artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. O zaman gerçek vuslatı göstermenin zamanı geldi. Anlamadım. Gerçekten yönetmedim ki ben bu hastaneyi. İşte anlatıyorum sana. Ben bir sürü dertlerle uğraşıyordum çünkü. Ama şimdi yöneteceğim. Ben Vuslat Kozoğlu bu hastaneyi babanın zamanındaki o görkemli günlerini geri döndüreceğim. Tamam. Açtım kapıyı. Hadi git. Git yetiştir kurula. Ya da beni izle. Ben şimdiye kadar elime attığım her işi başardım, biliyor musun? Bu hastaneyi çok yukarılara taşıyacağım ben Beliz. O zaman ne olacak biliyor musun? Geleceksin, bana teşekkür edeceksin. Ondan sonra da bu kayıtla bilmiyorum işte ne yaparsan istediğini yap. Var mısın? Umarım dediğiniz kadar varsınızdır ustam.
Yarın koordinasyon komisyonundan gelecekler Ali'ye ceza vermek için. Eğer samimiyseniz orada gösterirsiniz kendinizi. Orada olacağım. Nazlı, biz seni Ali'yle niye grupluyoruz kızım? Ha? Tam da böyle şeyler olmasın diye. 10 yıldır komada olan hastayı açtık sizin yüzünüzden. Hocam ne söylesiniz, haklısınız. Parmağını oynatınca Ali bir an söyleyiverdi. Kocası da umutlandı tabii. Son parça çok kötü yapışmış. Selvi, teşrif makası ver. Kapsül derinde. Hocam basınç düşüyor. Dura yırtıldı hocam. Omurilik sıvısı akıyor. Graft yapacağız. Fasya toplan hızlı. Çabuk çabuk çabuk. Hocam. Hocam. Hadi kızım çabuk. Çabuk. Hocam. Ne? Tebrik ederim. Sonunda cesaretini toplayıp şikayet etmişsin beni. İstediğinizi yapın. Tamam, ben bugün Ferman hocamdayım. Kendisi bugün ayık ameliyat olacak. Vay, cesur adammış. Ama sen hiç öyle değilsin. Baksana beni ispiyonlaman aylarını aldı. Ne oldu? Ezo'dan bir haber var mı? Sen de? Olsaydı da size söyler miydim bilmiyorum. Hele bir söyleme. İşte o gün ben seni... Oldu, acele gitmem lazım, hadi. Geldim, geldim, geldim. Sana hayran kız vardı ya. Ha. İş başvurusunda bulundu buraya. Kadınlar üzerinde böyle bir etkim var tabii. Ay tamam, dur. Bunu bırak sana. Bu ne? Bilmiyorum da. Bana bak, bela olmasın bu kız senin başına. Yani pek sağlam pabuç değil, ben sana söyledim. Yok canım. Ne yapabilirken, yani? Ne olacak ki yani? Ne? Ne göndermiş? Yok bir şey. Yok. Yok bir şey, yok bir şey. Bu hanımefendi tam olarak şu an nerede? Birinci katta bekleme alanında olacakmış. Ne ya, Allah aşkına bana da göster. Bu hanımefendinin bazı ufak problemleri var. Onları konuşacağız. Ay ben niye açıp bakmıyorum ki ya? Soner Bey. Ne oldu? Öldü mü? Öldü mü Allah'ım? Hayır, sakin. Tam aksi. Uyandı. Ne? Uyandı mı? Tam olarak sebebi ne biz de bilmiyoruz ama uyandı Mine Hanım. Biliyordum Allah'ım. Biliyordum. Biliyordum. Nerede şimdi? İlk anda birazcık panikledi ama şimdi gayet sakin. Akli melekeleri de yerinde. Bizim onu heyecanlandırmamamız lazım. Tamam, hiçbir şey yapmam. Hiçbir şey yapmam. Gerçekten hiçbir şey yapmam. Doğru mu ya?
10 sene sonra uyandı bu benim Minem. Vallahi mi? Vallahi. Nerede? Hadi gidelim. Hadi gidelim Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah'ım. Yavaş ameliyat. Hadi konuş, bir şeyler söyle. Sesini duyayım. Seni çok özledim. Rüya değil değil mi bu? Rüya değil. Bir de bana sor. Hı? Çok uzun bir rüya gördüm Soner. Uyandım bak. İşte şimdi buradasın. Buradayım. Allah'ım. Ben buradayım. Bir tümör sayesinde parmağım oynamış. Öyle kurtulmuşum. Servi Hanım söyledi. Allah'ın işi. Koskoca 10 yıl. Kim bilir neler kaçırdım. Hiçbir şey kaçırmadım, hiçbir şey. 10 yıl her gün geldim buraya seni görmeye. Olur mu öyle şey? Hiçbir şey değişmedi mi? Vallahi de billahi de hiçbir şey değişmedi. Hem sensiz hayatın hiçbir anlamı yok ki. Her şey aynı, hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmemiş. O zaman sırayla gidelim. Laboratuvar sonuçları çıktı. Tümör metastatik değil, yani kanserden kurtuldunuz. Geçmiş olsun. Ama tam olarak neden uyandığınıza gelirsek... anestezinin komadaki bir beyni uyandırdığı başka hastalarda olmuş. Ama tam sebebini biz de bilmiyoruz. Bunun için birkaç test daha yapacağız. Tümör sayesinde mi kurtuldum şimdi? Hayır. Bir mucize sayesinde. Ali Bey nerede? Ali Bey son anda görmeseydi şimdi karım... Ali Bey'e bir teşekkür etmek istiyorum.